Evet, uzmanlar dalgalanma bekliyor. Sağlık Bakanı Koca filyasyon diye tıbbi bir terimi günlük hayatımıza sokmuştu, hatırlayacaksınız. Bu kelimeyi unutmayacaksınız demişti. O terimin gözle görülür hali dün İstanbul Diyarbakır otobüsünde kameraya yakalandı. Bir kadın 2 gün önce virüs testi yaptırmış. Sonucu beklemeden yola çıkmıştı. Ama filyasyon ekipleri o kadının adını, sanını, hangi otobüste olduğunu ve nereye gittiğini biliyordu. HES kodu var biliyorsunuz. Testin sonucu otobüs İstanbul'dan henüz ayrıldığında Sakarya civarlarındayken belli oldu. Sonuç pozitifti. Otobüs apar topar durduruldu. Yola çıkarken muavine harçlık veren, hatta hasta hasta alnına bir de öpücük konduran o kadın dahil tüm yolcular toplu halde karantinaya alındı. Size hiç teması falan oldu mu? Oldu abi. Oldu gibi gördü herhalde. 50 lira harçlık verdi, alnından da öptü. Muavine harçlık vermiş, hatta alnından bile öpmüştü. Kadın yolcunun koronavirüs testi pozitif çıkınca otobüs durduruldu, tüm yolcular karantinaya alındı. Çünkü temas halindeydim, eldiven yoktu, maskem yoktu. Var mı peki endişeniz sizin de şimdi? Hani korkayım sonuçta, 2 çocuğum var. Otobüs İstanbul'dan Diyarbakır'a gidiyordu. Yolculardan biri 2 gün önce koronavirüs testi yaptırmış, sonucu beklemeden de yola çıkmıştı. Sapanca gişelerinde doktorlar telefon açtı, dedi sizin bu yolcunun testi pozitif çıkmış. Otobüs şoförü hemen Sakarya'daki bir hastaneye yönlendirildi. O sorumsuz yolcu karantinaya alındı. Onunla en çok temas halindeki kişi ise otobüsün muaviniydi. Beni sevdi herhalde, kanı kaynadı. 50 lira da harçlık verdi. Telefonuyla görüşme yaptım oğluyla. Anımdan da öptü. Otobüste bulunan 27 yolcuyla 3 personele de test yapıldı. Onlar da şimdi Bolu'da karantina altında. Çocuğumun yanına gideceğim. Belki pozitiftir sonuçlarım. Gideceğim, sarılacağım, onlara da bulaştıracağım.